Herkese merhaba. Bugün sizlerle uzay yolculuklarını daha kısa sürede gitmek için geliştirilen nükleer enerjili roketler yani N tipi roketleri hakkında konuşacağım. Daha fazlası için videomuza geçelim. Herkese iyi seyirler. ...2035'e gelindiğinde NASA insanları Mars'a indirmek istiyor. Ancak kızıl gezegene olan ortalama uzaklık 140 milyon mil, buraya ulaşmak muazzam bir başarı olacaktır. Antarktika'dan daha soğuk ve oksijeni çok az olan veya hiç olmayan, Mars çok tehlikeli bir yerdir. Astronotların oraya varmaları ne kadar uzun sürerse ve ne kadar uzun süre kalırlarsa o kadar çok risk altındadırlar. Bu nedenle bilim adamları yolculuk süresinin azaltmanın yollarını arıyorlar. Seattle merkezli Ultra Safe Nükleer Teknoloji, USNC Tech, şirketi bir çözüm önerdi. İnsanları Dünya'dan Mars'a sadece 3 ayda götürebilecek bir nükleer termal tahrik N tipi motoru üretiyor. Şu anda insansız bir uzay aracı için mümkün olan en kısa yolculuk 7 ay sürüyor, ancak mürettebatlı bir görevin en az 9 ay sürmesi bekleniyor. USNC Tech Mühendislik Direktörü Michael Eads, nükleer enerjili roketlerin bugün kullanılan kimyasal motorlardan daha güçlü ve 2 kat daha verimli olacağını, yani daha az yakıt yakarken daha fazla ve daha hızlı seyahat edebileceklerini söylüyor. Nükleer teknoloji insanlığın erişim alanını alçak dünya yörüngesinin ötesine ve derin uzaya genişletecek dedi. İnsanlara uzay yolculuğunu sağlamanın yanı sıra galaktik iş fırsatları için alan açabilir dedi. Günümüzde çoğu roket kimyasal motorlarla çalıştırılmaktadır. Bunlar sizi Mars'a götürebilir, ancak NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Direktörlüğü Baş Mühendisi Jeff Shahey bunun uzun zaman alacağını, bir gidiş dönüş için en az 3 yıl gerekli diyor. NASA mürettebatın uzayda geçirdiği zamanı en aza indirmek için oraya daha hızlı ulaşmak istiyor. Bu radyasyon hastalığı yaşam boyu kanser riskinin artması, merkezi sinir sistemi etkileri ve dejeneratif hastalıklar gibi sağlık sorunlarına neden olabilecek astronotların uzay radyasyonuna maruziyetlerini azaltacaktır. Ayrıca zamanda görevin genel riskini de azaltacaktır. Orada ne kadar uzun süre kalırsanız, işlerin ters gitmesi için o kadar çok zamanınız olur diye ekliyor. Uzay Ajansı bu yüzden nükleer enerjili roketler geliştirmek istiyor. Bir N tipi sistemi uranyum yakıttan ısı üretmek için bir nükleer reaktör kullanılır. Bu termal enerji bir gaza genişleyen ve itme kuvveti üreten arka uçtan fırlatılan sıvı bir itici, genellikle sıvı hidrojeni ısıtır. Shahey N tipi roketleri kimyasal bir sisteme göre itici gaz birimi başına 2 kat daha fazla itme gücü üretir. Bu galon başına milleri 2 katına çıkardığını söylemeye benzer. Bu teknolojinin astronotları 2 yıldan daha kısa sürede Mars'a götürüp geri getirebileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte bir N tipi motoru oluşturmanın ana zorluklarından biri nükleer termal motorun içindeki kabarma sıcaklıklarına dayanabilecek bir uranyum yakıtı bulmaktır. USNC Tech 4400 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklarda çalışabilen bir yakıt geliştirerek bu sorunu çözdüğünü iddia ediyor. USNC Tech benzer teknolojiyi geliştiren diğer şirketlerle birlikte gelişimini NASA'ya sundu. Shahey, herhangi bir bireysel tasarımın özellikleri hakkında yorum yapmazken, gelişmelerin nükleer motorların uygun olduğunu ve Mars'ta insan keşfi için iyi bir seçim olabileceğini söyledi. Shahey, mürettebat ile reaktör arasındaki mesafenin bir tampon bölge olduğunu ve herhangi bir N tipi motorunu roketin diğer ucuna reaktöre yerleştireceğini söylüyor.
Şehir yerdeki insanları korumak için en tipi uzay aracının doğrudan dünyadan havalanmayacağını ekliyor. Bunun yerine normal bir kimyasal roket onu yörüngeye çıkaracak ve ancak o zaman nükleer reaktör ateşlenecek. Yörüngeye girdiğinde patlamalar ve termal radyasyon bir boşlukta hareket edemeyeceği için çok az zarar verebileceğini söylüyor. Herhangi bir felaket meydana gelirse ve roketin reaktörü bozulursa parçalar on binlerce yıl boyunca dünyaya veya başka bir gezegene inmez diyor. O zamana kadar radyoaktif madde doğal olarak artık tehlikeli olmadığı noktaya kadar bozulmuş olacaktır. AIDS USNC Tekin tek yönlü bir yolculuk için mevcut hedefi 5 ila 9 ay olsa da, nükleer enerjiyle çalışan teknolojinin dünyadan Mars'a olan yolculukları sadece 90 güne düşürme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Bu daha hızlı yolculuk süreleri çok sayıda fırsat yaratabilir. USNC Tech teknolojisi NASA ve Savunma Bakanlığı gibi devlet kurumları ve ticari uzay pazarı için geliştirmeyi düşünüyor. Şirket konseptinin uzay turizmine ve uyduların taşınması veya uzaydaki uyduları onarabilen uzay aracı teslim edilmesi gibi hızlı yörünge lojistik hizmetlerine güç vermeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Şehi nükleer enerjili roketlerin güneş sistemini açmanın anahtarı olacağını kabul ediyor, ancak yaygın olarak kullanılmalarının en az 20 yıl alabileceği konusunda uyarıyor. Bir mürettebatın bir N tipi roketiyle Mars'a gönderilmesinden önce çok sayıda gösteri ve test yapılması gerektiğini söylüyor. Henüz kimse nükleer tahrikle uçmadı, sanırım biri bilet satmadan önce birkaç kez uçurulması gerekecek. İzlediğiniz için teşekkürler, bu tür videoların devamı için kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın, bildirim zilini açarsanız yüklenen videolarda anında haberdar olursunuz, gelecek videolarda görüşmek üzere.